Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Hollandaca niemand kelimesini öğreneceğiz. Kelimenin daha iyi anlaşılması için örnek cümleler ile pekiştireceğiz. Değerli arkadaşlar, derslerimizin devamı için kanala abone olup videoya beğeni bırakarak dilerseniz de yorumlarda bulunabilirsiniz. Değerli arkadaşlar, niemand kelimesi Hollandaca olup Türkçe'de kimse veya hiç kimse anlamına gelir. Bir kişinin ya da nesnenin var olmadığını ifade etmek için kullanılır. Bu durumda niemand kelimesi zamirdir. Şahıs zamirleri yerine kullanılan bir kelimedir. Değerli arkadaşlar, bu kısa açıklamadan sonra hemen örnek cümlelerle pekiştirelim. Niemand is here vandaag. Niemand is here vandaag. Bu cümlenin içerisindeki kelimelere tek tek göz atalım. Niemand kimse demek. Is, dir, dir, dur, dür anlamına gelen yardımcı fiil ya da fiildir. Here, burada, buraya demektir. Vandaag, bugün demektir. Cümleyi toparlayacak olursak, kimse bugün burada değil. Bunun Hollandacası Niemand is here vandaag. Niemand is here vandaag. Hollandaca öğreniyorum dedik. Bir sonraki cümle öbeğine geçelim. Niemand will dit doen. Buradaki ana fiilimiz doen'dur. Yardımcı fiilimiz will'ındır. Niemand kimse demek. Willen mastar haliyle öznenin üçüncü tekil şahıs olduğu için arkadaşlar niemand istemek fiilimiz ister anlamına gelir. Dit bunu demek. Dun ise bir eylemi bir işi yapmak anlamına gelir. Niemand will dit dun ise kimse bunu yapmak istemiyor anlamına bürünen bir cümledir. Tekrar edelim. Niemand will dit dun. Burada will üçüncü tekil şahıs zamir olduğu için t takısı almadığını, istisnai bir durum olduğunu will için bu şekilde unutmayalım arkadaşlar. Şimdi de arkadaşlar zah fiiline odaklanalım. Zah burada zin fiilinin geçmiş halidir. Niemand zah the hund. Kimse köpeği görmedi demektir. Niemand kimse demek. Zah geçmiş hali verleiden taydı. Neyin verleiden taydı? Zinin yani görmek fiilinin. The hound ise arkadaşlar the artıklı alan köpeği unutmayalım. Köpek demek. Kimse köpeği görmedi. Niemand bellt mi truh. Niemand bellt mi truh. Truh arkadaşlar geri demek. Geri geriye. Niemand burada yine kimse demek. Yokluk belirten kimse anlamına gelen şahıs zamiridir. Bellen fiilimiz telefon ile aramak. Belt üçüncü tekil şahıs zamirine göre t takısı almış Hollandaca bir fiildir. Arar. Me beni bana demek. Truh geri demek. Kimse beni geri aramıyor demek istediğimizde bunun Hollandacası niemand belt me truh demektir. Truh. Niemand begrijpt dit boek. Begrijpen. Anlamak. Üçüncü tekil şahıs zamirine göre yani he, zij, het ya da niemand gibi şahıs zamirlerine göre begrijpen fiilimiz t takısı aldı. Begrijpen fiilimiz anlamak. Begrijpt anlar. Niemand begrijpt kimse anlamaz. Neyi? Dit boek yani bu kitabı. Kimse bu kitabı anlamıyor. Hollandaca'da şimdiki zaman ile geniş zaman aynı cümle kalıbı içerisinde yazılır. Yani anlamıyor ile anlar niemand begrijpt dit boek şeklinde yazılır. Hollandaca öğreniyorum kanalında daha fazla videoların, daha fazla derslerin paylaşılmasını istiyorsanız kanala abone olarak, beğeni bırakarak ve yorum yazarak destekte bulunabilirsiniz. Niemand hörte die Bell. Hören fiilimiz duymak. Hörde fiilimiz Verledenheit'te geçmiş zamanda duyduğu anlamına gelir. Üçüncü tekil şahıs zamirinden dolayı. Kimse zil sesini duymadı. Değerli arkadaşlar,
cümleyi kelime kelime Türkçe yazarken zamanlar konusunda bazen küçük yanlışlıklar oluyor. Örneğin horn duymak, hor de duydu şeklindedir ama oraya duyar şeklinde yazılmış. Bu küçük ayrıntıyı gözden kaçırmayın diyorum. Niemand kennt sein Name. Kennen fiilini hatırlarsak modal verb'dir bunlar. Daha doğrusu modal verb künündür. Bu kennen fiilimiz normal fiilimizdir. Bilmek. Kennen bilmek. Kent bilir. Kim bilir? Niemand. Niemand ne demek? Hiç kimse. O zaman hiç kimse bilmez. Kimse onun adını bilmiyor. Niemand kennt sein Name. Kimse onun adını bilmiyor. Bir başka örneğimiz. Niemand heeft een Idee. Niemand heeft een Idee. Heeft arkadaşlar modal verb'dir. Daha doğrusu İngilizce modal verb deniliyor da. Model Werkwort diyelim Hollandaca biz buna. Kimsenin, niemand kimsenin anlamına geliyor burada. Haben fiilimiz sahiplilik, varlık anlamına gelen bir fiildir. Kimsenin var bir fikri, kimse yokluk olduğu için kimsenin yok bir fikri diyebiliriz. Yani kimsenin bir fikri yok. Niemand heeft eine Idee. Warum heeft niemand eine Idee? Hollandaca öğreniyorum kanalımda. Derslerimiz devam ediyor. Niemand heeft eine Idee dedik. Tekrar edelim. Kimsenin bir fikri yok. Peki kimsenin bir fikri var yani. Herhangi birinin bir fikri var demek istediğimize nasıl derdik? Niemand heeft eine Idee. Yani birinin bir fikri var anlamına geliyordu. Niemand heeft eine Idee. Kimsenin bir fikri yok. Niemand fand Schlüssel. Niemand fand de Schlüssel. Kimsenin ya da kimse buldu neyi? Anahtarı. Finden fiilimiz bulmak geniş zamanda. Fond ise arkadaşlar buldu anlamına gelen verlegen type'daki bir fiildir. Kimse anahtarı bulmadı ya da bulamadı. Bulamadı deseydik arkadaşlar künün kullanırdık. Doğru olan buldu anlamına gelen fondun yani bulamadı. Umarım arkadaşlar toparlamaya çalıştığım cümleyi anlıyorsunuzdur. Daha iyi anlayan arkadaşlar yorumlara daha doğrusunu yazarsa memnun olurum. Niemand will warten hier. Niemand will warten hier. Ana fiilimiz warten, beklemek. Yardımcı modal verb word'umuz willen, istemek. Kimse burada beklemek istemiyor. Niemand will warten hier. Kimse burada beklemek istemiyor. Niemand sieht the cat. The cat kedi demek. Sieht yani sehen görmek fiilinin üçüncü tekil şahıs zamire göre t taksı alarak cümle içerisinde kullanılan görmek fiilidir. Niemand sieht the cat. Kimse kediyi görür. Yani kimse kediyi görmez, görmüyor anlamına gelen bir cümle. Her zaman arkadaşlar negatiflik, olumsuzluk ya da yokluk şeklindeki cümleleri belirtmek istersek niemand şahıs zamirini rahatlıkla kullanabiliriz. Niemand kommt nach Bauten. Bauten dışarı, nach Bauten dışarıya demektir. Kommen gelmek fiili, kommt gelir anlamına gelen bir fiildir. Niemand kimse demektir. Niemand herhangi birisi demektir. Cümleyi toparlayacak olursak niemand kommt nach Bauten. Kimse dışarıya gelmiyor. Yani kimse dışarıya çıkmıyor demektir. Sevgili dostlar umarım bu ders videosunu en az 200 beğeni ve like ile kanalın en iyi videoları arasında sıralandırırız diye düşünüyorum. Niemand spricht Engels hier. Arkadaşlar unutmayalım zamirlerden, isimlerden, şahıs zamirlerine ve buna benzeri eylemi yapan nesne ve öznelerden hemen sonra fiil kullanılır. Sprechen fiilimiz, şahıs zamirimiz Niemand.
Engels nesnemiz here yer zarfı. Kimse burada İngilizce konuşmuyor. Niemand spricht Engels here. Ferhat Yıldız gibi diyelim. Spricht. Arkadaşlar spricht dersek İngilizce aksanı olur. Niemand spricht dersek biraz Hollandaca aksanı olmuş olur diye düşünüyorum. Niemand hat nar school. School okul demek. Nar school okula hat fiilimiz han'dan gelen hat fiilimiz gider. Niemand hat nar school. Kimse okula gitmiyor. Arkadaşlar kelime hatasını görüyorsunuz. Kimsenin değil kimse demektir. Kimse okula gitmez ya da kimse okula gitmiyor demektir. Sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, ders videosunu buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Harstka bedank for het kijken en tot volgende les.